Ah işte milletin içinde rüşvet pazarlığı yaparsak olacağı budur. Vergi kaçırdığınız tespit edildi. Dün bir sünnet düğününde ekstraya çıkmışsınız, aldığınız parayı göstermemişsiniz. Yanlışımız var. Bunu merkezde anlatırsınız. Hadi beyler indirin ellerinizi de işimize bakalım. Şimdi siz ne diyorsunuz ya? Ben size 6 trilyon kazandırıyorum. Siz bana vere vere 10 milyar veriyorsunuz. Ben namusumu, şerefimi bu kadar para için riske atar mıyım hiç? Kaç para sizin şerefiniz? Su içinde 50 milyar. Tabii benim bir küçük kalem oynatmama bakıyor ama o kalem de kolay oynamıyor ha. Bu bir baskındır. Kaldırın elleri Türkan'ı. Bak işte yine polisler geldi bak. Devletle iş yapmak amma zormuş be. Suçumuzu itiraf edersek daha az ceza alırız bak. Beyefendi indirin elinizi hanımlar. İzinsiz çalıştığınız tespit edildi, bizimle ahlak masasına kadar geleceksiniz. Yürü canım. Ay bir dakika dur, ne yapıyorsun? Yürü. Ya hayret bir şey. Tamam. Telaş etmeyin, bir işimize bakalım. Şimdi o 50 milyarın büyük bir kısmı müdürlere, şeflere falan gidecek. Bana kalsa 15-16 milyar kalacak. Eller yukarı. Siz değil beyefendi, garsonu kastettim. Gel bakalım bizimle. Ben ne yaptım abi? Sen ne yaptığını çok iyi bilirsin. Girelim. Abi vallahi ben bir şey yapmadım. Ya zavallı garsonu götürdüler, ne yaptı acaba? Kim bilir kimin canını yakmıştır. Durup dururken polisler götürür mü insanı? Ha ne diyordum? Şimdi siz devleti 6 trilyon tokatlarken benim 10 milyarcık almam revayı hak mı yani? Devlet hepimizin devleti. Ondan aynı ölçüde faydalanmalıyız. Bu ülkeyi bunun için seviyorum ya. Namusuyla iş yapanın önü daima açık. Yeter ki dolambaçlı yollara sapmayasın. Burası temiz amirim. O halde gidelim.